Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Böcek'in ardından Alanya'yı etkisi altına alan koronavirüs haberi ise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in annesinin ve babası Mehmet Yücel'in de testinin pozitif çıkması oldu. Başkan Yücel ise 17 Ağustos'ta test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Yücel'in temaslı olduğu kişiler peş peşe Covid-19 testi yaptırmaya başladı. Covid-19 testi pozitif çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşine ve yakın çevresine test yapıldı. Yücel'in ardından baş danışmanı Esap Yaşar Yılmaz, İyi Partili Meclis üyesi Didem Dim Özaltın, Başkan Yücel'in kız kardeşi Mine Atalay, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Baki Temertelli ve Tunahan Kasapoğlu'nun testleri de pozitif çıktı. Ayrıca temas zincirinde olan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ın ve Başkan Yücel'in makam şoförü Süleyman Akın'ın testinin negatif çıktığı öğrenildi. Başkan Yücel'in yakın çalışma arkadaşları olan Özel Kalem Müdüresi Zeynep Öçten Çelik ile Özel Kalem Müdür Yardımcısı Safa Koçak'ın durumu da netlik kazandı. Çelik ve Koçak'ın test sonuçlarının negatif çıktığı ve hiçbir sorun olmadığı öğrenildi. Testi negatif çıkan diğer isimler ise Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karada, İyi Partili Meclis Üyesi Fikret Arık ve Alper Kan oldu. Bu arada iki hafta önce hafta sonunda Başkan Yücel ile birlikte Gedevet Yaylası'na giderek halkla buluşan encümen ve meclis üyesi Nuri Tokuş'un testinin negatif aynı geziye katılan meclis üyesi Fevzi Alaaddinoğlu'nun ise pozitif çıktığı öğrenildi. Alaaddinoğlu'nun evinde karantinaya alındığı eşi ve kayınpederi Şevki Türktaş olmak üzere çok sayıda yakınında test yaptırmak için sıra aldığı gelen haberler arasında Başkan Yücel'in diğer makam şoförü olan Süleyman Şen'in test sonucunun pozitif olduğu öğrenilirken, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Meclis Üyesi Mustafa Toksöz, Alanya Belediyesi Basın Birimi Sorumlusu Tunç Ünlü ile vakaların arttığı şu günlerde yaşı gereği Alanya'da en çok tedirginlik yaratan isim olan doğayan siyasetçi Kerim Ertekin'in ise test sonucu negatif çıktı. Öte yandan Başkan Böcek'in durumunun iyi olduğu ancak tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Alanya'da ise Antalya Eski İl Genel Meclis Üyesi Turgay Erbayrak ve ailesinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Erbayrak'la görüşen Alanya'nın yakından tanıdığı birçok isim gizli test yaptırdı. Aralarında 1999-2014 yılları arası Alanya Belediye Başkanı olan Hasan Sipahioğlu, Hancı Pastanesi sahibi Erdal Hancı, Alanya Özçelik Meşrubat Ayşe'ye sahibi Faruk Özçelik, Hal Esnafı Hasan Kaçmar, Bilpa sahibi Alptuğ Bildirici, Kakule Kafe sahibi Kamil Koçak gibi isimlerinde olduğu grup, Hasan Sipahioğlu'nun sahibi olduğu Damlataş'taki Garden Yotel'de gizlice korona testi yaptırdı. Antalya'daki OFM hastanelerinin ortağı olan Faruk Özçelik, Antalya'dan gizlice özel bir ekip çağırdı ve Hasan Sipahioğlu'nun otelinde kahvaltı ekibine korona testi yapıldı. En son geçtiğimiz cuma günü Turgay Erbayrak'ın da katıldığı kahvaltı organizasyonu sonrası yapılan korona testinde başta Hasan Sipahi olmak üzere grubun diğer tüm üyelerinin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Ayrıca Alanya son koronavirüs haberi ise Nurettin Uludağ'dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi eski koordinatör yardımcısı ve Emiş Belediye Belediyesi eski başkanı Akdeniz Belediyeler Birliği eğitim koordinatörü Nurettin Uludağ'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Uludağ'ın tedavisi evde yapılırken semptomların artmasıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Uludağ süreçle ilgili dostlarım semptomlarımız her geçen gün arttığı için bu sabah itibariyle Alkü Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırdılar. Arayan soran mesaj atan tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu işin şakası yok lütfen ciddiye alın maske mesafe temizlik kurallarına kesin uyalım dedi.